Günaydın. Bugün 24 Haziran 2022 Cuma, haftanın son güne bakış programıyla haftanın son mesai gününde karşınızdayız sevgili seyirciler. Çok acı ama Türkiye bir yılın ardından adeta aynı filmi yeniden seyrediyor. Neden bahsediyoruz? Marmaris'te devam eden orman yangınlarından ve yine iktidarın çaresizliğinden bahsediyoruz. Maalesef sevgili seyirciler. En son Marmaris Belediye Başkanı dün akşam yaptığı açıklamada artık 3. günün de geride kaldığını ve yangının henüz söndürülemediğini belirtmişti. Peki ülkenin akciğerleri yanarken iktidar kanadında neler oluyordu? Biliyorsunuz ülkeye Suudi Arabistan Velihat Prensi geldi. Tabi başta Erdoğan olmak üzere kabinenin bütün bakanları seferber oldular. Sıraya dizildiler o prensi karşılamak için. Özel geceler düzenlendi. Yemekli, şarkılı, türkülü, eğlenceli. O esnada ülkenin akciğerleri yanmaya devam ediyordu. Ne alakası var kardeşim diye soran olursa hadi başlayalım bir anlatalım. Yangın bölgesinde 3 gündür 3-4 saatlik uykuyla duruyoruz açıklamasını yaptı ülkenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Hatta bu açıklamayı yaparken de hem gazetecilere çıkıştı hem de yine Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı hedef aldı. Çünkü Mehmet Oktay olay yerinde ihtiyaçları sıralıyordu. Ve o İçişleri Bakanı'nın, Süleyman Soylu'nun 3-4 saatlik uykuyla duruyoruz diyen Süleyman Soylu'nun akşam Suudi Prensi Selman için verilen müzikli ziyafette olduğu ortaya çıktı. Videosu da var sevgili seyirciler, görüntüler de var. Orada şarkılar, türküler çalınıyor. Arapça elbette. Keyfi yerinde Süleyman Soylu'nun. Öyle yangın bölgesinde 3 gündür 3-4 saatlik uykuyla duruyorum dediğine bakmayın. Neyse ki kamera görüntüleri var. Peki bir şey oluyor mu? Olmaz. Sorgulayan oluyor mu? Sizler sorguluyorsunuz. İktidar medyası sorgular mı? Sorgulamaz. Gösterir mi? Göstermez. Ne yazık ki. Şimdi yanan yer Marmaris tabii. Marmaris deyince akla neresi geliyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazlık sarayı Okluk Koyun'da. O da Marmaris'te. Fakat yanmayan bölgede. Bakın bununla alakalı CHP'den Erdoğan'a fotoğraflarla çok sert bir tepki var. Recep Tayyip Erdoğan burada tatil yapıyor. Okluk Koyun'da. Ormanların yandığı tarafta değil, yanmadığı tarafta. Türkiye'de ekmek bulamadığı için sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza söylüyorum. Türkiye'de ekmek bulamadığı için. Türkiye'de çocuğunu okutamadığı için intihar edenlere, işe giremediği için yananlara söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı bakın burada, Okluk Koyun'da tatil yapıyor. Ama bir konuğu geliyor. Bir konuk gelecek. Kim o konuk? Suudi Arabistan'daki katil prens geliyor. Burada Kaşıkçı'yı öldürtme emrini veren katil prens geliyor. Onun için o geliyor diye bakın Okluk Koyun'da prensi karşılamaya giderken özel helikopterine biniyor. Dalaman'a geçecek. Marmaris'in üstünden şöyle bir uç bakayım diyor. Göreyim ormanlar nasıl yanıyor. Benim beceriksiz bakanlarım nasıl çaresizce orman yangınlarını seyrediyor. Ben bu konuya nasıl müdahale etmedim de bu ormanlar yanıyor. Benim altımda 8 tane uçak var. Türkiye'nin bir tane yangın söndürme uçağı yok. Ama ben bir geçerken şuradan bir bakayım diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Tatili burada yapıyor. Marmaris'te Okluk Koyun'da yapıyor. Prensi karşılamaya gidiyor. Prensi karşılamaya giderken helikopterle yukarıdan bakıyor. Yarın öbür gün ona tavsiye, kalkıp gittiği yerde orada eğer gerçekten Marmaris'teki yangını yerinde göreceğim diye giderse bela okurlar ona otobüsün üstünden
vatandaşın başına çay atarsa. Bela okurlar. Güzel söylemiş değil mi Engin Özkoç sevgili seyirciler? Olay yerine gitme, vatandaşın kafasına çay poşetlerini atma, sana beddua ederler diyor. Çok gördük biz bu filmi. Böylesine felaketlerde, hatta can kayıplarının olduğu bölgelere de gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yanına aldı birkaç bakanını. Otobüsten vatandaşların, acılı vatandaşların üzerlerine, kafalarına çay poşetlerini attı. Karadeniz'e de gitmişti, Rize'ye de gitmişti. Sel felaketi sonrasında çayın ana vatanında yine vatandaşın kafasına çay poşetlerini atmıştı. Yaparlar mı? Yaparlar. Çekinmezler sevgili seyirciler. Ülkenin en büyük meselesi olması gerekirken hem Erdoğan ve kabinenin bütün bakanları tek bir prensi ağırlamak için, krallar gibi muamelede bulunmak için seferber oldular. Neden mi? Para gelecek tabii. Peki yanan yerler onların ilgisini çekiyor mu? İçleri yanıyor mu? Yanmıyor. Niye? O yanan yerlere oteller dikiliyor. Oralar imara açılıyor. İhalesiz birilerine peşkeş çekiliyor. Kim bilir, belki de Suudilere, belki de Katarlılara. Ve maalesef bu yağma düzeni devam ediyor. Ta ki halk dur diyene kadar, bakalım halk dur diyecek mi? Şimdi önemli bir gelişme de, ekonomideki haberlerle devam edeceğiz şimdi. Merkez Bankası'nın faiz kararı. Merkez Bankası'nın faiz kararı şu oldu, değişmedi. Politika faizi 6. kez %14'te sabit tutuldu. Peki bu ne anlama geliyor? Ülkedeki ekonomik tablo nasıl şekillenecek? Bu anlamda ekonomist Doktor Murat Kubilay çok çarpıcı bir analiz serisi yayımladı. Kendi sosyal medya hesabından ekonomi uçuruma gidiyor başlığıyla. Bu çok uzun ama biz önemli başlıklardan şöyle sizler için birkaç yorum derledik. Ekonomi uçuruma doğru yol alırken bir Merkez Bankası toplantısını daha pas geçildi ve yaklaşan finansal tufanın şiddeti katmerlendi. Enflasyonla mücadeleden sonra döviz kuru istikrarı da artık bırakılıyor. Asıl soru şu: yeni bir kur şoku mu, yoksa sürekli kur artışı mı? Merkez Bankası'nın kanuni bağlayıcılığı olan %5 oranındaki enflasyon hedefini önemsemediği aşikar ve artık bunu amaçlamıyorlar. Örtülü döviz rezervi satışları ve kur korumalı mevduatla sağlanmak istenen döviz kuru istikrarından da zoraki biçimde vazgeçiliyor. Yani dolar kurunda daha önce 6.85 veya 13.95 düzeyinde olduğu gibi set çekme, bu uğurda ulusal rezervleri heba etme gibi bir imkanları olmadığını idrak ettiler. Bundan sonra asıl amaçlanan döviz kuru artış hızını yavaşlatmak ve böylece finansal istikrarı geçici korumak. Böyle anlarda akla ilk gelen Merkez Bankası rezervleri. Merkez Bankası'nın swaplar hariç net rezervi eksi 53.8 milyar dolar. Satılabilir rezerv 10 milyar doların altında. Tabii bir de Suudi Arabistan'la yapılan swap görüşmeleri var. Cemal Kaşıkçı davasındaki 180 derece dönüş işte bu nedenle. Kesin olansa şu saatten sonra faiz politikasında geri adım atılmadıkça veya sermaye serbestisinin kısıtlanmasında ileri adım atılmadıkça döviz kurunda artışları durdurmanın imkansız olduğu. Dahası bunu engellemek dahi istemiyorlar. Çünkü döviz kurunda bir köpük yok. Zaten döviz kurunu durdurmayı başaramayacaklarını artık fark ettiklerini, bunu durdurmak yerine şoksuz bir şekilde yükselmesine gayret ettiklerini yineleyelim. Gelir endeksli senedin nedeni Aralık 2021'deki gibi dolar kurunu düşürmek değil, rekor bütçe açığını finanse etmek. Bu nedenlerden ötürü önümüzdeki dönemde döviz kurunda kalıcı ve ciddi düzeyde düşüş beklemek, az önce belirttiğim faiz politikasında geri adım veya sermaye serbestisinde yeni kısıtlama veya siyasi değişim olmadan mümkün değil. Evet, ekonomiye dair bir paylaşımda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.
Meclise getirilen ek bütçe talebi gösteriyor ki hükümetin bütçesi kendi elleriyle meydana getirdikleri ekonomik darboğaza sadece 6 ay dayanabildi. Şu artık çok nettir. Hükümet bu ekonomiye bir yıl bile dayanamayacak. Ayrıca devlet bile yıl sonunu getiremezken vatandaş bu şartlarda ay sonunu nasıl getirsin? Bütçe hedefi sadece 6 ay içinde patlak veren bir iktidar. Şimdi bu milletten 5 yıl daha ülkeyi yönetmek için yetki istiyor. Evet, halktan yetki istiyorlar. Verin bize yetkiyi, görün etkiyi aslında. Bunu biliyorsunuz demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii etkiyi dememişti. O parlak bir tablo sunmuştu ama resmen dibin dibini gördü ülke. Şimdi hala yetki istiyorlar artı 5 yıl daha. Tam da bu anlamda hükümetten Erdoğan'ın adaylığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan bir açıklama geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ diyor ki adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, adaylığı yasaldır diyor. Burası gerçekten çok ilginç. Bunu üstelik de bir Adalet Bakanı söylüyor. Oysa anayasaya göre Cumhurbaşkanı olarak Erdoğan 3. dönem aday olamıyor fakat seçim zamanında yapılırsa, eğer bir erken seçim olursa evet Erdoğan aday olabilecek. Peki seçimin tarihine yönelik bir açıklama var mı iktidardan? Hayır, yok. CHP'ye katılan eski bir AKP'linin sözüyle devam edelim. O eski AKP üyesi ne diyor? Üye katılım töreninde konuşmuş. Toplum için çalışmak istiyorduk ama baktık ki bireylere, kişilere hizmet ediyoruz. Biraz geç olmuş ama olsun, hayırlı olsun. 2022'de anlamış bunu CHP'ye katılan eski AKP üyesi. Sevgili seyirciler, ekonomik tabloyu anlamak için bazen böyle ekonomistlerin uzun uzun analizlerini bile dinlemeye gerek yok. Küçük ve net hesaplar vardır ya, altın hesabı, simit hesabı, ekmek hesabı. Asgari ücretle dün şunları şunları alıyorduk, bugün bunları bunları alıyoruz şeklinde. Bunlar çok net ve anlaşılır hesaplar. Bakın altın hesabı ile devam edelim. Birleşik Kamu İş açıklamış. 2009'da öğretmen maaşıyla 24 gram altın alınabilirken bugün alınabilecek sayı 8 grama gerilemiştir. Son dönemlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu LGBTİ artıları hedef alıyor sevgili seyirciler, biliyorsunuz. Öyle böyle hedef almak değil, bir anlamda terörize ediyor, bir anlamda kategorize ediyor. Bakın bununla alakalı Sera Kadıgil'den çok sert bir tepki var. Yok, bizi cinsiyetsizleştirip LGBT artı yapacaklarmış. Böyle bir korkusu var Süleyman Soylu'nun. Sanıyor ki kendini LGBT artı yapacaklar. Nereden geliyor bu tedirginlik bilemiyorum. LGBT artı nedir, onun evlenmesi falan gibi saçma sapan açıklamalar, saçma sapan terörize etmeler. Aynı Süleyman Soylu arkadaşlar, 2 sene önce bakın bir örnek vereceğim. Ben bir soru önergesi verdim kendisine. Yine LGBT artılara yönelik saldırıları sordum. Polis bununla ilgili ne işlem yapmıştır ve sen bu nefret suçlarını ortadan kaldırmak için ne yapıyorsun kardeşim diye sordum. Süleyman Soylu bana cevap verdi. Bakın resmi bakanlık, altında Süleyman Soylu'nun imzası var. Ne diyor Soylu bu cevabında 2020 tarihinde? Anayasamızdaki eşitlik ilkesiyle muhafaza edilen ülkemiz nefret suçlarına karşı gerekli hassasiyeti göstermektedir. Şimdi Sayın Soylu, sen burada bir milletvekiline yolladığın cevapta mı yalan söylüyorsun? Yoksa zırt pırt her suçluyla fotoğrafın çıktığında çıkıp kameralar önünde konuşurken halka mı yalan söylüyorsun? Hangisinde yalan söylüyorsun? Önce bunun bir cevabını vermen gerekir bence, insanları terörist olarak ilan etmeden önce. İçişleri Bakanı'ndan bahsediyoruz. Bu ülkenin bir grup yurttaşına her fırsatta saldıran İçişleri Bakanı suç işliyor. Bir suç varsa ortada, onu işleyen kişi Süleyman Soylu. Ne LGBT'yi artılar, ne LGBT'yi artı dernekleri. Hangi suçları işliyor? Alenen tehdit suçunu işliyor. İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçunu işliyor. Nefret ve ayrımcılık suçu işliyor. Hakaret suçu işliyor. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu işliyor. Görevi kötüye kullanma suçu işliyor. Hepsinden önemlisi hangi suçu işliyor biliyor musunuz? Azmettirme suçu işliyor. Bu suçların hepsini azmettirmekle mükellef. Öncelikle amasız fakatsız şunu net bir şekilde ortaya koymakta fayda var sevgili seyirciler. Hiçbir birey cinsel tercihinden ötürü ötekileştirilemez, hedef gösterilemez.
her bir bireyin, bakın vatandaş olmaktan doğan, birey olmaktan doğan, yasalarla korunan hakları var. Siz bunu ama o şöyle diyerek, ama o böyle diyerek yok sayamazsınız. Hele ki ülkenin İçişleri Bakanı değil toplumun bir kesimine, bir grubuna, 3-5 kişisine, tek bir kişiye dahi bunu yapamaz. Orada Türkiye İşçi Partisi sözcüsü Sera Kadıgil'in Soylu'yla alakalı saydığı 7 somut suç var. Asıl bu suçları konuşmak gerekiyor. Tehlikeli olan asıl bu. Çünkü bugün bu bireyleri hedef alan bir İçişleri Bakanı yarın sizi, beni, onu, bunu, ötekini, canı kimi istiyorsa hedef alabilir ki asıl tehlikeli olan ve ses çıkarmamız gereken konu tam da budur. Şimdi sosyal medyada çok konuşulan, çok paylaşılan bir sosyal medya mesajıyla bugünkü programı bitirelim. Evet, o mesaj Bir Gün gazetesinden gazeteci meslektaşımız Hakan Demir'den geldi. Şeyhler, Gavslar, Jedi ustaları, Şıhlar, Yaşam koçları, Tarikat ağaları hepsi üçkağıtçıdır. Bu mesajla birlikte hem bugünkü programı hem de haftayı böylece sizlerle birlikte tamamlamış oluyoruz. Haftaya pazartesi günü yine Türkiye saatiyle sabah 9'da bu ekranlarda Güne Bakış programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, iyi hafta sonları.